Hipertansiyonun belirtileri ve türleri. Evet, hipertansiyondan bahsedelim. Öncelikle iki ana hipertansiyon kategorisini yani türünü iyice anlamamız lazım. Yani iki tür hipertansiyon var. Primer hipertansiyon buna aynı zamanda esansiyel veya birinci hipertansiyon da deniyor. Daha önce diğer isimleriyle duymuş olabilirsiniz ve sekonder hipertansiyon yani ikincil hipertansiyon. Peki neden böyle bir ayrım var? Şundan. Primer hipertansiyon dolaylı bir nedenle ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek? Dolaylı nedenlere birkaç örnek vereyim. Mesela tütün kullanımı veya obezite ya da hiperlipidemi. Hiperlipidemi kandaki yağ seviyesinin yüksek olması demek. Veya diyabet bu da hipertansiyona neden olabilir. Daha doğrusu dolaylı olarak neden olabilir. Yani bunların hepsi risk faktörü öyle değil mi? Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunlar hipertansiyonda genel risk faktörleri. Diğer türde ise doğrudan nedenler söz konusu yazınca farkı anlayacaksınız. Mesela böbrek hastalığı olabilir. Yani örneğin böbreklerimde bir sorun varsa ve böbreklerim bu sorun yüzünden haddinden fazla sıvı tutuyorsa kan hacmim yükselecektir. Aynı zamanda atım hacmi de artacaktır. Atım hacmi arttığında ne olur peki? Kan basıncı artar. Bunlar birbirleriyle doğrudan bağlantılı. Direkt. Bu bir örnekti mesela. Bir örnek daha verelim. Diyelim ki ben de Aort koarktasyonu var. Çok nevi şahsına münhasır bir sorun bu. Şöyle anlatayım. Bu benim kalbim olsun. Aort buradan çıkıyor. Normalde aortun çizdiğim gibi geniş ve açık olması gerekir. Ama bir koarktasyon söz konusuysa bir noktada da bir daralma olur. Aşağı yukarı şöyle gösterebilirim. İçeri doğru bir yumru gibi. Evet. Eğer böyle bir daralma varsa damar direnci artar. Peki direnç artınca ne olur? Kan basıncı artar. Gördüğünüz gibi bunlar hipertansiyonun doğrudan nedenleri. Yukarıda yazdığım tütün kullanımı, obezite falan gibi dolaylı nedenler gibi değil. Dolaylı nedenlerde açık ve direkt bir mekanizmadan bahsedemiyoruz. Sadece riski artıran genel faktörler olduklarını söyleyebiliyoruz. İşte hipertansiyonun iki türü birbirinden böyle ayrılıyor. Böylece hastanın durumuna göre sende primer veya sekonder hipertansiyon var diyebiliyoruz. Şimdi bakalım bu iki türden hangisi daha yaygın? Yani hangisi daha çok insanda var? Hipertansiyonu olan tüm hastalar arasında bir anket yapsam ve onlara şunu sorsam. Sende hipertansiyonun hangi türü var? Primer mi? Sekonder mi? İnsanların büyük çoğunluğu primer diyecektir. Çünkü çoğunda tütün bağımlılığı, obezite, şeker hastalığı veya hiperlipidemi falan vardır. Az önce bahsettiğimiz risk faktörleri yani. Aslında hipertansiyon hastalarının %90'ından fazlası primer hipertansiyondan muzdarip ve sadece küçük bir kısmı yüzde ondan bile azı ikinci grupta olduğunu söyler. Yani çok azında hipertansiyonun nedeni çok özel bir durumdur. İşte primer ve sekonder hipertansiyon arasındaki bir başka ayırt edici özellik. Evet, şimdi diyelim ki bir insanı, yani tek bir kişiyi belli bir süre boyunca izliyoruz. Bu insanın kan basıncı önceden normalmiş. Bu kan basıncı ekseni olsun. Ortalama arter basıncı olarak yazıyorum. OAB, ortalama arter basıncı. Niyetimiz ortalama arter basıncını yani OAB'yi belli bir seviyede tutmak. Normal kan basıncı aralığı burası, yani kesikli çizginin altı. Normalimiz bu. Ama tabii ki birçok insanda kan basıncı normalin üzerinde ya da zamanla normali aşıyor. Yani belki ilk başta kan basıncı burada veya burada. Yani normal sınırlarda ama sonra yükselip normalin üzerine çıkıyor. Normalin üzerinde bir yükseliyor, bir azalıyor. Bir yükseliyor, bir azalıyor. Ölçümlerimiz burada bitiyor. Noktaları birleştireyim. Bu kişiye soracak olsanız çoğu zaman hiçbir belirti hissetmediğini söyleyecektir. Yo, ben gayet iyiyim diyecektir. Hiçbir belirtiyle karşılaşmadım. Aslında gerçekten de bu noktaya kadar hiçbir belirti hissetmez. Belirti yok. Ve hastaların çok büyük çoğunluğu da bu gruptadır. Yani hipertansiyon hastalarının çoğuna sorsanız bir belirti hissediyor musun derseniz hayır cevabını alırsınız. Çünkü henüz hiçbir belirti hissetmiyordur. Fakat belli bir noktada belirtiler görülmeye başlanabilir. Herkeste de değil ama bazılarında görülebilir ve bu gerçekleştiğinde genellikle çok önemli etkiler yaratır. Mesela kalp sorunlarına yol açabilir. Kalp her zamankinden daha çok çalışmaya zorlandığından kalp yetmezliği oluşabilir veya orta ve geniş damarlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Öncelikle atar damarlarla ilgili. Çünkü bu yüksek kan basıncını doğrudan maruz kalan damarlar atar damarlardır. Bunlarda damar sertliği gelişebilir ya da küçük atar damarlarla ilgili sorunlar doğabilir. Yani atar damarcıklarla. Ha şunu da unutmamak lazım. Bu atar damarcıklar vücutta rastgele bir yerde durmuyor. Genellikle organların içinde yer alıyorlar öyle değil mi? Mesela karaciğerin, mesela gözün, bu ikisini çizsem yeter. Yani atardamarcıklar genellikle bir organın içinde yer alıyor. O yüzden bu en küçük atardamarların başına bir şey geldiğinde, mesela yırtıldıklarında içinde bulundukları organla ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela karaciğer sorunu veya göz sorunu. Yani hipertansiyon bu tür sorunlara neden olabilir. Çoğu hasta hiçbir belirtiyle karşılaşmadığından çünkü bu bölgedeler belirtinin olmadığı bu bölgeden belirtilerin başladığı bu bölgeye geçmeden önce durumu ele almanız gerekir. Yani bu belirtilerin hiçbir zaman ortaya çıkmaması için kan basıncı sorununu dizginlemelisiniz. Amaç bu. Yalnız ne yazık ki bazı insanlarda kötü huylu hipertansiyon denen durum gözlemlenebiliyor. Kötü huylu hipertansiyonun ne olduğunu yazıyorum şimdi. Aslında birkaç şey var. Hatta şeklimizin üstüne bile çizebilirim. Belki öyle yaparım. Kötü huylu hipertansiyonda kan basıncında ani bir yükseliş gerçekleşir. Bu da kalbe ve damarlara hasar verir. Ve son olarak kan basıncı seviyesi, kan basıncı seviyesi aniden yükselerek çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Bazen 240-120'yi bulduğu olur. Çok yüksek kan basınçları söz konusu yani. Bunu grafiğimiz üzerinde gösterecek olursak, Beyaz çizgi temsil ettiğimiz kişiye nispetle bu kişinin kan basıncı çok büyük bir hızla artıyor ve çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Belki 240-120'lere dayanıyor. Burası üçüncü noktamız. İlk nokta ani yükselişin başladığı yerdi. Semptomların başladığı nokta ise ikinci nokta. Kötü huylu hipertansiyondan mustarip bir kişinin durumu zamana göre işte böyle değişiyor.